M.Ö. 333 yılı ve İskender'in Pers seferi zirve noktasında. Granikos Nehri, bizim bildiğimiz adıyla Biga Çayı kıyılarındaki zafer sadece bir başlangıçtı. Pers kralı 3. Dairus'un yönettiği 100 bin kişilik ordusu Makedonyalı istilacıları cezalandırıyordu. Antik şehir İssos yakınlarındaki İskender'in sıradaki büyük savaşı başlamak üzereydi. M.Ö. 334 yılı İskender'in Pers valilerini emrine bağlamasını ve Anadolu'yu ele geçirmesini sağlayan Granikos Savaşı'ndan kısa süre sonra. İlk yenilgiye rağmen Ahameniş İmparatorluğu hala istilacıları Avrupa'ya kadar püskürtebilecek durumdaydı. Yunanlar tarafından Kodomannus diye bilinen Pers kralı 3. Dairus şimdiden Makedon istilasını bastırmak için ordu kurma sürecine girmişti. İskender, ilerlemek için bölgedeki tek karşı koyma gücü olan Pers donanması tehdidini ortadan kaldırmak zorunda olduğunu biliyordu. Sadık, yetenekli ve donanımlı askerleri olsa da bir Makedon donanması yoktu. Bu yüzden İskender'in sıradaki adımı Pers donanmasının gücünü azaltmak için Perslerin Efes, Milet ve Halikarnas limanlarına saldırmaktı. Bunu başardıktan sonra İskender kuzeye ve güneye yöneldi ve birbiri ardına şehirler aldı. Frigya'nın antik başkenti olan Gordion'a uğramasıyla ile ilgili bilindik bir efsane vardır. Ünlü Gordion düğümü çözülemez olmasıyla bilinir ve İskender sinirlenip düğümü kılıcıyla ikiye bölmüştür. Böylece düğümü çözenin Anadolu'ya hakim olacağı kehanetini yerine getirmiş olur. Ancak bu bir efsane ve biz hikayeyle ilerleyemeyiz. Makedon ordusu Tarsus yakınlarında konaklarken gözcüler Dairus'un Babil'de büyük bir ordu topladığını bildirirler. İskender derhal birliklerini böldü ve sağ kolu Parmenion'u İssos yakınlarındaki toprakları Dairus ve donanmasıyla işbirliği yapmalarını önlemek için işgal etmek üzere gönderdi. M.Ö. 333 yılında Kasım'ın başlarında İskender Pers ordusunun Suriye'ye ilerledikleri ve Nur Dağları'nın doğusunda kamp kurdukları haberini aldı. Bu yüzden Asur kapılarında Parmenion ile buluşmak üzere İssos'tan ayrıldı. Dairus Makedonların Belen geçidini tuttuğunu biliyordu. Bu yüzden kuzey yönünde Klikya'dan Bahçe geçidine giden bir rota seçti ve yaralı, hasta Makedon askerlerini öldürerek İssos'u ele geçirdi. İskender, Dairus'un doğudan gelmesini bekliyordu ve Perslerin aslında kuzeyde olmasına inanamamıştı. Diğer taraftan Pers kralı iki Makedon ordusunun arasına girdiğini düşünüyordu ve Parmenion'un İskender'e katıldığını fark etmemişti. Dairus, zayıf ve yarım zannettiği Makedon birliklerine saldırmak için şehri terk ederken İskender de kuzeye, onun üzerine gitmeye karar vermişti. Çünkü İskender, Pers İmparatorluğu sınırlarına girerken arkasında korkunç Pers güçlerinin olmasını istemiyordu. Çok geçmeden Dairus, bütün bir Makedon ordusuyla çarpışacağı bir yola girdiğini fark etti. Fakat artık böylesine büyük bir oluşumu geriye döndürmek için çok geçti. Bu yüzden askerlerini yerleştirmek için iyi noktalar aramaya başladı ve sonunda Pinaros Nehri kıyısındaki dar düzlükleri kullanmaya karar verdi. Burası savaşmak için mükemmel bir bölge değildi. 1 ya da 2 kilometre genişliğindeki ovalar Darius'un askerlerini tek bir sırada yerleştirmesi için yeterli genişlikte değildi. Bir diğer olumsuzluk ise süvarilerin manevraları için sınırlı boşluk olmasıydı. Yağmurlu bir gündü ve Pinaros kıyıları kaygandı. Bu durum Pers piyadelerine kendilerinden güçlü olan Makedon birliklerinin saldırılarına karşı direnme şansı veriyordu. En azından sahildeki beklenen süvarilerin cepheyi yarıp geçmesine kadar. Dairus saldırmaları için yeterli alanı sunan tek yer olduğu için Makedon hatlarını kırabilmesi umuduyla atlı birliklerini sahile konuşlandırdı. Geriye kalan askerleri ikili hat halinde merkezde ve sol kanatta şekillendirdi. Yunan paralı askerleri Pers piyadelerinin önemli bir kısmını oluştururken Dairus ayrıca Pers ölümsüzleri diye bilinen askerlerin de desteğine sahipti. 5 Kasım'da sabahın erken saatlerinde İskender savaş alanına vardı ve Perslerin şimdiden onu beklediklerini gördü. İskender askerlerini Granikos Savaşı'nda yaptığına benzer bir biçimde dizdi. Savaş hattının merkezinde uzun Sarissa mızraklarını kullanan ağır piyadeler ve daha hafif olan Hypaspisler ve Pilataslar vardı.
Süvariler kanatların uç bölümlerine yerleştirildi. Thessalian süvarileri solda, seçkin Companion süvarileri ise İskender'in emri altında sağda yer aldı. Parmenion da sol kanada öncülük etti. Savaş Pers süvarileri tarafından başlatıldı. Nehri geçtiler ve alt etmek amacıyla Parmenion'un birliklerine saldırdılar. Bu sırada Makedon birlikleri de düşmanın merkezini tutmak için öne çıktılar. Çok geçmeden Pers okçularının menziline girdiler ve ağır ok atışları altında nehri geçmek zorundaydılar. Zırhlara çarpan, atılan binlerce okun sesi korkunç ve moral bozucuydu. Fakat okçu birlikleri menzili korumak için geriye çekildikleri zaman bile Makedon birlikleri hala ilerliyor, üstün eğitimleri ve disiplinleri bir kez daha hakkını veriyordu. İskender'in ağır piyadeleri düzenlerini korumaya ve Pers merkezini dağıtmaya çalışırken Darius'un sol kanadını kırmak umuduyla seçkin heteroid süvarileri saldırıya geçti. Savaş alanında her iki taraftan da kayıpların olduğu ağır savaş başlamıştı. Merkezde Pers kralına hizmet eden Yunan paralı askerler kopmuş düzenlerinden faydalanarak Makedonları püskürttü. Sol kanatta da işler iyi gitmiyordu. Parmenion, Pers süvarilerinin saldırılarını durdurmaya çalışırken çok zorlu zamanlar geçiriyordu. Teselyanlar sertlerdi ve savaş tecrübeleri çoktu. Fakat Pers süvarileri sayıca onların iki katıydı. Antik dünyanın en iyi birliklerindendi. İskender tarafından komuta edilen Companion süvarileri Pers piyadelerinin arasından yollarını açtı ve hatlarında bir boşluk açmayı başardı. Perslerin sol kanadı yavaşça çökmeye başladı. Aslında İskender'in en iyi süvarilerinin yıkıcı saldırısı onun tek umuduydu. Çünkü merkezdeki piyadeler ve sol kanattaki süvariler sayıca iki katlarıydı ve sayıca üstün Pers birliklerini durdurmakta sorun yaşıyorlardı. Yüksekteki pozisyonu sayesinde işlerin nasıl gittiğini rahatlıkla görebiliyordu ve derhal zorluk çeken birliklerine yardım etmeleri için Pers merkezine saldırmalarına karar verdi. Saldıran süvarilerin etkisi eziciydi ve Companion süvarilerinin sıkıca toplanan düşman birliklerine verdiği hasar, Makedon birliklerinin ilerlemesini ve Perslerin merkezini yok etmesini sağladı. Göğüs göğüse yapılan mücadelenin ortasında İskender Pers kralını tespit etti ve en iyi askerleriyle birlikte öfkeli bir şekilde üzerine saldırdı. Darius işlerin iyi gitmediğini anladı ve geri çekilmeye karar verdi. İskender Darius'u kovalarken Companion süvarilerinin çoğunluğu sahilde düşmekte olan Makedon güçlerine yardıma koştu. Pers süvarilerinin komutanı Naberzans da Darius'un geri çekildiğini görünce kolay bir şekilde kendi kanadını yeniyor olmasına rağmen birliklerine geri çekilmeyi emretti. Makedonlar tekrar düzene girerek kaçan düşmanları kovaladılar ve yüzlercesini öldürdüler. Persler şanslıydı ki çoktan akşam olmuştu ve İskender'in güçleri onları çok fazla kovalamadı. Pers kralı Darius kaçtı ve ordusu dağıldı. Yaklaşık 20 bin askeri o gün Makedon savaş makinesi tarafından öldürüldü. İskender tarafındaki kayıplar da kayda değerdi. Baştaki 40 bin kişilik sayıdan ağırlıklı olarak merkezdeki piyade birlikleri olmak üzere 7 bin askerini kaybetti. Darius ilk kez yenilmişti. Fakat savaş daha bitmemişti. Görkemli imparatorluğunun kaynaklarını bilgece kullanabilen, üstün bir düzen kurma yeteneği olan bir liderdi. Fakat bu başka bir hikaye. Pers kralına karşı ikinci büyük galibiyet İskender'e Suriye kapılarını açtı ve çarpıcı tarihine antik dünyanın en büyük fatihlerinden biri olarak yeni bir bölüm yazma şansı verdi. İskender, antik dünyanın belki de tüm tarihin en büyük askeri lideriydi. Yalnızca 4 sene içinde kararlı liderliği, zeka kokan taktikleri ve sarsılmaz azmi sayesinde Pers İmparatorluğunu dize getirmişti. Pers tacına el koyan İskender, hakimiyetini imparatorluğun doğu topraklarına genişletti. Milattan önce 323'te henüz 33 yaşındayken öldüğünde yeni fetihler tasarlamakla meşguldü. Kurduğu imparatorluk pek uzun ömürlü olmasa da İskender'in karizmatik genç dünya fatihi imajı kendinden sonra gelen hükümdarlara ilham kaynağı olmaya devam etti. Evet sevgili dostlarım, uzun zamandır bizden harita üzerinde savaş videosu yapmamızı istiyordunuz. Biz de sizlere yakışır bir video ile işte karşınızdayız. İskender videomu beğendiniz mi? İskender'in diğer savaşları sonraki haftalarda gelsin mi, ne dersiniz? Bu alanda ilk videomuz olmasına rağmen sizler için en kaliteli şekilde yapmaya çalıştık. Sizler de videomuzla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.